Bir Yanım Anadolu. Hazırlayan ve sunan Başak İkiz. Merhaba, çoktan başladı Bir Yanım Anadolu. Çok da güzel bir türküyle, Entarisi Aktandır, bir Akşehir türküsüyle başladık. Elbette bugünkü konuğumuz genç ve başarılı, aynı zamanda hakikaten çok güçlü bir ses. Sercan'ın yepyeni albümünden, Ağlamasınlar albümünden paylaştık. Şu anda da stüdyomuzdalar. Öncelikle Sercan, hoş geldin. Teşekkür ederiz biz de davetiniz için. Ve yanımda iki de usta var. Hakikaten hani bu ustaların yanında ve bu ustaların eşliğinde çıkan bu çalışmadan bugün bolca konuşacağız. Öncelikle Engin Demirtaş, Türkiye'de kemança deyince aklı ilk gelen isimlerden biri. Bir usta, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ve elbette bir virtüöz, bir usta. Uzunca yıllardır bağlamayla ilgili pek çok öğrenci yetiştirmiş, pek çok sanatçının albüm ve sahne çalışmasında aranjeler yapmış, değil mi? Çok önemli, çok büyük bir usta. Ağırlamaktan da büyük şeref duyduk. Zafer Dalgıç stüdyomuzda, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı uğurlu
olsun Sercan'ın Ağlamasınlar albümü. Ben bekliyordum açıkçası bu albümü ama bu kadar da iyi beklemiyordum, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Daha doğrusu. İki değerli ustanın eli değdi. Evet. Öyle meydana geldi. Onun dışında değerli müzisyen büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın da elleri değdi. Albüm biliyorsunuz tek başına oluşturulan bir şey değil. Hani atasözlerimizde derler ya, yalnız taş duvar olmaz. Yalnız başına hiç kimse hiçbir şey olmuyor ama birileriyle yan yana geldiğinizde o geldiğiniz kişiler çok önemli, çok değerli. Benim için iki değerli isim bugün de kırmadılar, stüdyonuza kadar geldiler, şeref verdiler benim için, sağ olsunlar. Hakikaten çok kıymetli isimler var. Fakat Zafer Dalgıç'la ilgili hani şurada kapakta yazdığın bir yazıda gördüm, fikir babası diyor albümün. Evet. Repertuarla ilgili mi yoksa albümün ne bileyim çıkar Sercan artık bu albüm olsun anlamında mı fikir babası, Zafer Dalgıç'a soralım. Şimdi ben ilk önce Yön FM ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Aslında fikir babası Engin. Aynı orkestrada Kültür Bakanlığı sanatçısıyız. Biliyorsunuz İslam Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun sanatçısıyız. Engin, evet, bana dinlettirdiğinde Engin dedim, yani bu kızı tanımıyorum, sen tanıyorsun, aile dostumuz ama. Engin Bey tanıştırdı, tabii, sesi o duyurdu. Tabii. Evet. Engin'in bana dinlettirmesi sonucu dedim ki buna yani başka bir şey yapılması gerekiyor falan. Sağ olsun Engin de konuştu Sercan'la. Ailece görüşmeye başladık falan. Okulumuza geldiler. Ondan sonra tabii Esen Müzik biliyorsunuz bu işin duayenlerinden. Çok eski bir aile tanıdığım insanlar olduğu için onlara teklif ettim. Böyle dinlediklerinde kesinlikle okey dediler ve hiçbir masraftan kaçınılmadan en iyi Esen Türkiye'nin. Evet. Oldu. Yani her şeyin en iyisi olduğunu düşünüyorum ve evet, gerçekten hem müzisyenlerin hem stüdyonun hiçbir eserin repertuar her şey, yani Sercan'ın okey çektiği, bize güvenip hocam siz ne derseniz Engin ikimize bıraktığı albüm, tahmin ediyorum dinleyenler de kalitesini değil bütün komple bir şeyin bir aile tarafından çıktığını inandıklarını onun için hani dedim bekliyordum ama bu kadar iyi derken, hani biliyorum zaten Sercan'ın yorumunu yakından sanıyorum ama hani işte müzisyenler dediğiniz gibi her şeyiyle aslında repertuar hepsinin hani kusursuz olacağı noktasında sordum açıkçası. Ve bu hemen size sizinle başlamışken bu albümde bir şey dikkatimi çekti ki grup bağlamalar diye yazıyor. Bir dönem hani bu sound bizim kulağımıza çok gelirdi ama ondan sonra bir bu moda geçti, başka bir şey, o tek bağlamayla da yapılır oldu işler. Bu albümde yine grup bağlama. Neden bunu tercih ettiniz? Yani o zamanların sound'una götürdü biraz beni. Bu kimin tercihiydi? Şimdi grup bağlamayı ben Engin altyapıları işte beraber karar veriyoruz. Ne yapalım abi falan, şunu yapalım Engin'cim falan derken. Tabii Zafer abi nasıl yapalım, ne diyorsun falan, sağ olsun o da benim düşüncelerime saygı gösterdi. Kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey, zaten grup bağlamalar ben çıkarmadım. Yani radyodan başlanmasıyla tabii. Ben Bayram Aracı hocamızdan sonra, Orhan Subaylar'dan sonra, Arif Hocalar, Hamdi Özbay Tunceli'nden Yücel Paşmakçılar. Ondan sonra Arif Sağ Orhan abinin hocaların geldiği dönemden sonraki grup bağlamaları çaldıran tabii. Ben oldum. Yani dördüncü nesil falan oluyor değil mi? Engin öyle oldu. Dördüncü nesil. Evet. Bu klasiği benim albümde de devam etti. Ama ya, şey var yalnız şu enteresan bir şey. Yani 1986 yılında çok önemli bir imza attık. Duygu Müzik adına benim kızımın ismiyle kurulan. Orada İsmail, işte Mustafa Karaçeper, Yusuf, ben falan böyle bir çalınmayacak bağlama partilerini yazıp biz çalmaya çalıştık. Ondan sonra zaten Çetin Güray geldi ve bağlama grubu değişti. İnanın hep virtüöz, yani tek adamın yaptığını biz grupla yapmaya başladık. Grupla yapıyorsunuz. Burada evet. Da öyle çıktı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da bir güzellik kattığını düşünüyorum. Aynen, halk bir müziğine. Farklılık katmış bu albüme de, halk müziği. Hani olması gereken bir şey aslında. Peki bir türküyle devam edelim. Sonra Engin Bey'le de konuşacağız. Sercan'la da konuşacağız. Bu arada belki dinleyicilerimiz şimdi sesimizi duyar. Hem bu albümle ilgili, belki halk müziğiyle ilgili, belki de Sercan'a varsa söylemek istedikleriniz 0212 253 33 33 telefon numaramız. Vaktimiz az biliyorsunuz. O nedenle canlı yayını almıyorum ama mesajlarınızı arkadaşlarım bana iletiyorlar. Ben de konuklarıma iletirim. Ayrıca Yön Radyo'nun Facebook ve Twitter sayfasından da yine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Canlı bir şey dinleyeceğiz elbette. Konuklarım enstrümanlarıyla da geldiler. Kemança var bir tarafta, bir tarafta bağlama ve bu güzel elim sesle bakalım hangi türküyü dinleyeceğiz. Müzik
kaşınıyor. Yüzük buldum kaşınıyor. Çaya indim taşınıyor. Yüzük buldum kaşınıyor. Havada bir kuş gördüm oy, benim gibi eşiyor. Havada bir kuş gördüm oy, benim gibi uykusuz. Çaya indim çay susuz. Mahmur gözler uykusuz. Ellerin yâri gelmiş ol. Hani benim hayırsız. Ellerin yâri gelmiş ol. Hani benim hayırsız. Çok güzel bir çok güzel bir Zaralı Halil Söyler türküsü değil mi? Evet, bir Sivas türküsü. Ben de hakikaten bu türküyü görünce albümün şöyle kapağında oh dedim, hani bir tane böyle tam da o türkünün sözlerindeki duyguları yansıtan bir sesten dinleyeceğiz diye. Yine hüzünlü bir türkü. Genel olarak hüzünü seviyor Anadolu insanı. Bizim yayınlarımızda da görürüz. Genelde hüzünlü türküler böyle istenir dinleyicilerimizden. Albümün adı Ağlamasınlar. Evet, Ağlamasınlar. Neden Ağlamasınlar? Ağlamasınlar, anneler ağlamasın, evlatlar ağlamasın, sevenler ağlamasın, ayrı düşenler ağlamasın, ağlamasınlar. Sen istedin değil mi özellikle Ağlamasınlar için? Ya aslında Ağlamasınlar aynı zamanda albümümüzde bir değişin de adı. Oradan da isimlenildi ama Zafer Hocam'ın çok değerli eşi Bülgül ablamız böyle bir isimle bize bir teklifte bulundu. Bayıldık tabii. Çok beğendik. Verdiği mesaj içeriğiyle de çok güzeldi. O anlamda biz albüme yakıştırdık. Umarım dostlarımız, dinleyenler de yakıştırır. Umarız yakıştırırlar. Bu arada saatlerimiz 16.16'yı gösteriyor. Bir Yanım Anadolu'da radyolarını yeni açan, sesimizi yeni duyanlar için bir kez daha hatırlatalım. Ağlamasınlar isimli yeni albümüyle Sercan stüdyomuzda ve bu albüme hem yönetmen hem bağlamasıyla eşlik eden büyük usta Zafer Dalgıç ve kemançada yine usta bir isim Engin Demirtaş stüdyomuzda. Engin Demirtaş aynı zamanda aranjörlük de yapıyor. Bu albümde de yine öyle. Biraz mikrofona yakın konuşmanızı istiyor teknik masadaki arkadaşlarım. Sizin nasıl başladı? Hani bu albümün fikir babası asıl sizmişsiniz. Şimdi öğrendik. Zafer Bey daha sonra dahil olmuş. Evet. Sercan'ın sesini ben az çok tabii biliyorum. Daha önceden de birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Pek çok arkadaşımız şu an konservatuvarda okuyor. Pek çok mezun veriyor konservatuvar. Herkesi ya bir bakıyorum, hani hiçbir mezun pek mutlu değil açıkçası, evet, konservatuvar evet. Mezunu. Belki Zafer Hocam da bu noktada bir şeyler söyler. Ya işte albüm yapılıyor. Mutlaka hani yapmış olmak için de yapılıyor. Sonradan yapmadım demeyeyim. Çünkü beklentileri olamıyor maalesef. Sektörün hakikaten gidişatı ortada. Ya da işte bir yerlerde çalıp söyleniyor. Bazı sesler, bazı çok güzel sesler de hakikaten gözden kayboluyor. Bir şey yapamayınca imkanlar nedeniyle. Sercan'ın sesinde ya da ne bileyim hani Sercan'ı tanıdıktan sonra, onun sesini duyduktan sonra onunla çalışmayı elbette siz istediniz. Onun muhakkak sesinin farklılığını keşfettiniz ondan sonra. Nedir farklı olan Sercan'ın sesiyle? Şimdi biz Sercan'la şöyle yaklaşık 15 yıldır tanışıyoruz.
Sağ olsun benim zaman zaman yaptığım bestelerimin demolarında bana yardımcı oluyordu. Hı. Onları okuyordu. Ve ne enteresandır ki genelde bir albüm daha yapmıştık. O zaman işte Ercan Saatçı ile DMC ile çalıştık. Hı. Benden bir şarkı istemişti. Ben de Sercan'ın okuduğu bir şarkı demosunu dinletmiştim ona. Şarkıyla değil Sercan'la ilgilendi. Hani şarkıyı boş ver, bu soru sikeyim. Getir buna biz albüm yapalım. Hmm. Aynı durum bu ikinci albümde de gerçekleşti. Zafer abi benden bir solisti için bir beste istemişti. Dedim ağlamasınlar diye, ağlama sen diye bir bestem vardı. Hmm. Onu da Sercan okumuştu. Ben Zafer abiye onu dinletmiştim. Yani yaklaşık bir 7-8 yıl sonra Zafer abi o verdiğim beste demosundan Sercan'ın sesini unutmamış. Bana dedi ki bu kuzcağıza bir şey yaptınız mı dedi. Yani nedir durumu? Biz de o ara başlamıştık Sercan'ın. Altyapıları bitirmiştim ben aslında. Bir değiş albümü. Evet, bir konsept değiş albümü. Tamam değiş evet, albümü. Evet evet bildiğim kadarıyla öyleydi. Tabii tabii, tabii repertuarımızı yaptık. Altyapılarımızın her şeyi hazır. Canlılara girecektik. Zafer abiden öyle bir teklif gelince tabii dedik neden olmasın. Hı. Çünkü Esen Müzik Club çok büyük bir firma. Çok da güçlü. Sesimizi daha iyi duyururuz düşüncesiyle. Hı. Sağ olsun Zafer abinin teklifine biz okey dedik. Anlaştık ve bu albüm çıktı ortaya. Geleneksel türkülerden oluşan bir albüm evet, çıktı. Evet, her tarafa, her yöreye hitap eden. Biz öbür albümde daha tam değiş düşünüyorduk. Hı. Böyle oldu. O değiş albümü sözümüz var ama onu gene yapacağız. Onu evet Sercan çünkü bilenler var. Değişleri, semahları da ayrı bir güzel okuyor. Kısmet olursa bu albümün biraz geçsin zaman üzerinden o albümü de yapacağız. Hazırlıkları yani, yapılmıştı zaten. Evet evet hazırlık her şey tamam. Bir tek çalınacak ve okunacak durumdaydı. Ama kısmet böyle oldu. Çok da iyi oldu. Çok güzel tepkiler de alıyoruz. Çok keyifli dönüşler var. Bu da bizi tabii sağ olsun yanılmadığınızı Zafer abi de beni, yanılmadık. Yanılmadığınızın göstergesi. Ben 15 yıldır Sercan'dan yanılmadığımı biliyorum. Hı. Çünkü çok iyi bir ses. Çok güvendiğim bir ses. Kişiliğiyle, sesiyle. Yani her ben bugün konuşan bana bak sürekli konuşan ben hakikaten güzel, bugün konuşuyorum. Ne güzel bugün de burada oturup bu albüm için Sercan için güzel şeyler söylüyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler söyleyecektir. Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum. Albümün fikir babası meselesi konusundan. Şimdi Engin Demirtaş hocamın hakikaten benim üzerimde emeği çoktur. Bu arada baba 15... diyoruz da her ikisi de çok genç. Yani şimdi hocalarımız onu da söyleyelim. Yani Zafer hocam maşallah yıllardır hiç değişmiyor. Evet. Engin Bey de. Engin hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken o yıllardan tanıyorum. Sonra Modern Folk Müzik Topluluğu'nda görevine devam ediyor. Üzerimde hakikaten ciddi anlamda emeği var. Biz bahsettiği gibi bir değiş albümü hazırlarken Zafer hocamdan bu teklif gelince albümün fikir babası mevzusu aslında onu ifade etmekti benim için. Yoksa hocamın hakikaten üzerimde emeği çok. Onunla yaptığımız çalışmalar da çok değerli. Bahsettiği gibi inşallah zaten altyapılarını bitirmişti değiş albümünü ilerleyen dönemlerde. Belki hemen böyle bir ara albüm gibi. İnşallah çok geçmedi. İnşallah. Zafer hocam siz çok öğrenci yetiştirdiniz. Pek çok kişi de şu an dinlediğimiz usta sesler de dahil olmak üzere emeğiniz var muhakkak. Birlikte çalıştınız. Nasıl emeğim? Emeğiniz. Fazla emeğim var. Megalomanlık etmedim Engin. Bu muhakkak öyle. Şimdi Sercan'dan bahsediyoruz elbette. Hani konservatuvar mezunlarından falan bahsettik. Bu yöresel ağız, özellikle mesela değişleri, samahları da bir başka okuyor dedim. Çok fazla az önce içeride de konuştuk. Çok fazla da hani geleneksele yakın, hani kaynağa yakın okuyan ses de açıkçası ya da var okumuyorlar, başka yöne kayıyorlar bilmiyorum. Doğru. Çok fazla görmüyoruz. Doğru. Bulduklarımızın önünün açılması noktasında hani nasıl bir yol izlemek lazım? Elbette müzikte kalite oluşturmanın yollarını siz çok iyi biliyorsunuz. Kaliteli bir iş. De bundan sonra hani onları bir yere taşıma noktasında galiba değil mi en fazla sıkıntı yaşıyoruz? Yani tabii bir kere alan çok daraldı. Hı. Teknoloji çok güçlendi. Herkes istediği zaman istediği eseri dinleyebilecek sıfata ulaştı. Bu tabii sanatçı için hem avantaj hem dezavantaj. Yani dünyanın her tarafında şu anda YönFM nasıl dinleniyorsa Sercan'ı da bastığınızda istediğiniz yerde direkt Google'dan Sercan ağlamasınlar dediğiniz anda çıkıyor. Şimdi bu çok güzel ama bunu yapma aşamasında çocukların okulu bitirip bu seviyeye gelmesi aşamasında bir kere tecrübe kaydetmeleri gerekiyor. Tecrübeden yaptılar, her şeyi okudular. Bu sefer piyasa
çok önemli. Evet. Onun piyasasının oluşturmasında işte çok güçlü firmalar. Firmaları ne kadar oluşturursanız oluşturun bir maddiyat var ortada. Onu harcayacak bir kişinin olması gerekiyor. Onun önünü açması gereken bir etraf gerekiyor. Yani bu basın, medya, işte sizler, bu ayak çok önemli. En zor ayağı orası tabii, tabii, galiba. Tabii. Ne kadar kaliteli iş yani yaparsınız. Tabii yani kaliteli olması gerekiyor. Çünkü Sercan gerçekten kıymetli bir sanatçı. Hem kızım gibi seviyorum. Hem de yani Engin'le beraber konuştuğumuzda yani gerçekten değerli bir ses. Ve bunun ileriye dönmesi çok normal. Bir 6-7 sene geçmiş, benim hiç ona takılmıyorum ama daha güzel şeyler olması gerektiğinde önemli kişilerin bunu dinleyip gerçekten Sercan'a değer vermelerini düşünüyorum. Ama gelecekte de çocukların yani çok zor, yani çok zor gerçekten, üzülüyorum da yani halk müziği adına. Yani bir Kemal Koldaş hocam, işte Şahin Gültekinler, Seher Okuşlar, biraz önce radyodaki Turan Enginler gelmiyor ama geleni de, Sercan gibi gelenleri de iyi yerlerde doğru yönlendirme lazım. Doğru yani, kişi, doğru ortamlar. Evet, doğru yönlendirme. Doğru, biraz da sabır gerekiyor galiba yani, hocam. Bir yani zaman gerekiyor. Uzun gerçekten. İnce bir yol bu. Doğru, gerçekten. Onun için biraz da sabır gerekiyor. Reklamlara gidecek miyiz hemen, hemen mi? Peki o zaman dönüşte albümden bir şeyle hemen devam Samsak edelim. Samsak Döveci'ne. Samsak Döveci, evet, bizim dinleyicilerimizin de dikkat ettiği, hani dönüş aldığımız eserlerden biriydi Tam Samsak Döveci. Tavşanlı yöresine ait. Keyifli bir türkü. Anonim bir türkü. Hı-hı. Paylaşalım isterim. Paylaşalım reklam dönüşü. Çünkü albümde evet böyle hüzünlü türküler var ama o hareketli türküler de hakikaten çok, çok güzel olmuş. Evet, Güldaniyem Kam evet. Anadan biraz sonra bahsedelim evet, mutlaka. Evet, çok güzel oldu. Peki o zaman Bir Yanım Anadolu devam edecek. Reklamlar, reklamların ardından Sercan'ın sesinden Samsak Döveci, sonra sohbete devam edeceğiz. Gün bam gün bam gün.
bam ebe gümeci. Hani ebe gümecine bile türkü yakmış bizim. Anadolu dansı değil mi? Hakikaten ebe gümecine türkü yakılır mı? Yakılır işte. Bu da böyle de güzel olur değil mi sonra? Samsak Döveci, Selcan'ın Ağlamasınlar albümünden paylaştık. Bir kez daha hatırlatalım. Zafer Dalgıç, Engin Demirtaş ve Selcan stüdyo konuğumuz. Albümle ilgili sohbet ediyoruz. Hem albümden hem de canlı canlı türküler dinleyeceğiz. Vaktimiz az ama bakalım ne kadarını yetiştireceğiz. Bize ulaşabilirsiniz 0212 233 53 53'ten mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Ben konuklarımla paylaşacağım. Ayrıca Yön Radyo'nun Facebook ve Twitter sayfasından da yine ulaşabilirsiniz. Filiz Erdil ulaşmış bize. Radyonuzu fırsat buldukça dinliyorum. Kaliteli hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Sercan ablayı çok seviyorum. Sesi kadar kendisi de güzel. Başarılarının devamını diliyorum diye yazmış. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Can Beyli yine bize Berlin'den ulaşan bir dinleyicimiz. O da sesi çok güzel demiş. Başarılarının devamını dilemiş. Biz de iletmiş olalım. Şimdi Sercan'ın albümüne baktığımızda burada hani türkü olmayan, beste olan, kendisine ait de, sözü müziği kendisine ait olan bir beste de var. Hatta klip de değil mi? Sanırım ona Ayrılıkla Bene çekildi klip. Farklı müzik tarzlarını aslında hiç fena icra etmiyor. Hepsini okuyor. Pop falan bile de çok güzel. Niye türkü? Klasik bir sorudur ama sana sorulması lazım. Çünkü pek çok tarzı icra ediyorsun da o yüzden. Teşekkür ederim öncelikle diğer tarzları da yakıştırıp beğendiğiniz için. Çocukluğumdan beri hani gelenekten gelen diye bir reklam çekmiştiniz. Çok da hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum öyle düşündüğünüz için. Çocukluğumdan beri aile yapımda geleneksel müziğimizi dinliyoruz. Halk müziğini. O şekilde hep o kültürün içinde büyümüş olmanın verdiği bir etkiyle halk müziğini severek icra ediyorum. Benim için başka. Başka bir yeri var değil mi türkülerin? Peki geleneğin içine doğunca başka bir şey yapmanın hakikaten mümkün olmuyor. Yapsan da bir şekilde kayıyorsun. Bir ruhu var gibi geliyor bana. Yani, gerçek. Hani sesin çok güzel olur. Çok güzel sesli birini alın getirin Anadolu'ya mesela. Türkçe de konuşuyor olsun. Hadi oku desin. Çok güzel sesiyle okur ama beraberinde bir ruhun da olması gerekiyor. O genetik ruhu, durum diyorum. Evet o ruhu bu coğrafyada doğup büyümüş olmak ve sevmiş olmak veriyor bence. Daha gerçek oldukları için belki. Bir de bugün bir şey aklıma geldi. Arabada hem albümü de dinledim biraz daha böyle bir bakayım iyice bir dikkatle dinleyeyim diye. Çaya indim taşı yoku dinlerken. Hani başka yerlere götürüyor hep deriz ya hakikaten öyle ve şunu düşündüm dedim ki hani nasıl büyük bir hazine evet ama bazen o kadar da uzağız ki yani hiç yaklaşamıyoruz sanki onların o gerçekliğine ve güzelliğine diye hissediyorum bilmiyorum. Evet. Yani yörelerin bir kere kendi enstrümanları olması takılarından tutun giyinsilerinden tutun yemeklerinden tutun lezzet yani bu yani bir de şey baktığınızda Türkiye geneline baktığınızda yani 9-2'lik Ege'de 7-8'lik 5-8'lik bir bakıyorsunuz Karadeniz'de iklimlerine göre anlaşılır. Her şey yemek havası insanları konuşma diyeliği çok enteresan bir yerde yaşıyoruz aslında bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bilmemiz gerekiyor ve böyle genç arkadaşlarımız da geleceğe dair kesinlikle. Hakikaten umut veriyorlar kesinlikle. Bize bu anlamda. Şimdi bir canlı türkü dinleyelim diyorum ben. Vaktimiz az çünkü hem albümden konuşuyoruz Ağlamasınlar'dan ama bir taraftan canlı da dinleyelim. Engin Demirtaş aldı kemançasını eline. Bilmiyorum ne dinleyeceğiz. Bir bozlak icra edelim biz. Albüme de icra ettiğimiz bir bozlak Kırıkkale yöresine ait Kamil Abalıoğlu'nun. Sözü müziği kendisine ait. Habersal sevdiğim hemen gelirim. Bizim kavuşmamız
bize bağladı. Karlı dağlar aşar seni bulurum, her yokuşun sonu. Dize bağladım, karlı dağlar aşar seni bulurum, her yokuşun sonu. Dize Şeker yesinler, bu kız bu oğlana yanmış desinler. Anam ben yandım 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 yandım, ellerin memleketinde evlendim kaldım. Doğru hayvan. Canım benim Anadolu, geçeyim mi senden gayrı? Anam desin desinler, şeker yesinler, bu kız bu oğlana yanmış desinler. Anam ben yandım 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 yandım, ellerin memleketinde ailendim kaldım. Anam desinler desinler, şeker yesinler, bu oğlan bu kıza anam yanık desinler. Anam ben yandım 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 yandım,
ellerin memleketinde evlendim kaldım. Ne güzel oldu. Şöyle Orta Anadolu'ya gittik. Vedat Kuruçay ulaşmış. Sercan'a başarılar dilerim. Acaba kendisinin çok severek hangi sanatçıyı dinler ve hangi türküyü sever? Keşke albümümde olsa dediği bir türkü var mı? Varsa bir kıtasını canlı söyler mi demiş. Var mı öyle? Yani keşke albümümde olsa diye düşündüğüm şimdilik bir türkü yok. Mutlaka olacaktır. O da kısmet olur. İleriki albümlerde inşallah olur ama gönlümde yatan bütün türkülere yer vermeye çalıştık bu albümde. Çok da iyi oldu repertuar diye düşünüyorum. Sen de biraz önce reklam arasında benim için çok anlam ifade eden bir cümle söyledin. Arşiv niteliğinde bir albüm olmuş dedim. Çok değerliydi bunu duymak. Onun için teşekkür ediyorum. Gönlümde yatan bir türkü şimdilik yok. Şimdilik yok. Hasan Peköz'de yine Almanya'dan ulaşmış. O da güzel dilekler paylaşmış. Biz de selamlarımızı iletelim Almanya'dan bizi dinleyen dinleyicilerimize. Tüm Almanya'ya selam olsun. Peki şimdi hani işte okul İTÜ mezunusun aynı zamanda. Evet. Ses eğitimi bölümüydü değil mi? Ses eğitiminden temel bilimlere geçerek mezun oldun. Aynı zamanda işte bağlama da çalar, türkü söyler, albümler de var. Peki yıllar sonra Sercan kendisini nerede görüyor? Hani hedef demeyeyim de nerede görüyorsun? Yani hayalimde yapmak istediğim tek şey, yani bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimde kısmet olursa, hani geriye bakıldığında halk müziği adına iyi verimler verebilmiş. Hı. İşte duruşuyla, atıyorum ailesel yapısıyla, hanımefendiliğiyle iyi bir solist olarak anılan ama aynı zamanda kültürüne de bir şeyler katarak geriye dönüp baktığımda gidebilmiş. Belki bestekar, belki yorumcu olarak. Biri olarak. İyi şeyler söylensin arkamdan diyorsun. Yani. Çok şey değil aslında. Ay, ağır bir soru oldu Başak. Hakikaten. İyi şeyler söylensin. En herhalde istenen odur mutlaka. Zafer Hocam aynı zamanda Zafer Dalgıç elbette Kültür Bakanlığı'nda farklı değil mi görevlerde evet. de bulundunuz. Evet. Şu an hala orada görev yapıyorsunuz. Tabii. Sanatçı görevinden devam ediyor. Peki devlet kurumları sizce? Halk müziğine belki yanlış size bu soruyu sormam bilmiyorum ama halk müziğine hani hem altyapı hem diğer pek çok anlamıyla destek olanakları sunabiliyor mu? Ne kadar sunuyor? Özellikle de genç arkadaşlarımıza hazır genç. Hocam Engin Hocam'a böyle. Evet. Aynı orkestra. Buyurun. Çünkü biliyorum o da öyle. Biz, o zaman ikinizden de cevap isteyelim. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bakanlıkta olmamız bizim için sanatçıya çok büyük bir katkı olan bir şeydir. Yani devletin sanatçısı olmamız çok büyük bir onarı etmesi anlamına geliyor. Hı. Çünkü bir sürü arkadaşım var devlet kurumuna kadrolarda problem yaşanabiliyor, olabiliyor, giremiyorlar. İşte zaman bekleme süreçleri, yaş hadleri falan var. Bunları da ben de müdürlük yaptığım için ayıptır söylemesi. Böyle şeyleri bilmem gerektiği için öğrendim. Yani yaş haddi, işte kadroların beklenmesi falan tabii sorun oluyor. Bunlar bir sanatçı için aslında sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum ama Kültür Bakanlığı gereken değeri veriyor. İnanıyorum orada biraz ki, hakikaten farklı çalışmalar yapılıyor tabii, görüyorum. Tabii. Albüm anlamında da böyle albümler falan çıkıyor tabii, zaman. Biz çok besleniyoruz tabii, o albümlerden. Evet. Şu anda bütün Türkiye'nin aşağı yukarı yöresel ağırlıklı en önemli türküleri alındı. Bir firma tarafından da yapıldı ve sağ olsun onlar da büyük çoğunu da ben çaldım hatta bağlamadan arkadaşlarla grup bağlama yapmıştık. Yani çok önemli çalışmalar tabii kültüre bırakılan çok önemli bir varyasyon diye düşünüyorum ama tabii bakanlığımızda Allah razı olsun ne diyeceğiz yani. Peki Engin Demirtaş ne söyler bu noktada? Ben Zafer abiye katılıyorum. En iyisini sen yaptın o zaman. Peki albümde 14 eser var ve 14. eser hakikaten çok keyifli bir eser. Kam Ana. Nedir Kam Ana? Yöre Bursa Keleş Köyü. Evet. Yani Güvende aynı zamanda. Evet. Güvende bir tür halk müziğinde evet, halk de. Evet müziğinde bir tür bir form. Bu türkü hay kim önerdi ya da nereden girdi ve böyle albüme bilmiyorum ama çok keyifli. Orada biri de eşlik etmişti. Çok kim? Güzel. Evet müzik öğretmeni arkadaşım vokallerde destek oldu. Bize sesini kattı. Kam Ana şifacı annelere söyleniyor. Bu şamanlarda da. Döneminde. Hı-hı. Böyle otlar toplayan şifalar yapan dualar işte tütsüler falan öyle bir şeye verilen isim. Hı. Öyle bir zata verilen isim. Onun üzerine yakılmış işte. Onun üzerine mi yakılmış? Yani, aslında şöyle bir albüme nasıl girdi? Albüme nasıl girdi? Emel Övgün hanımefendi bu türküyü derlemiş. Çok emekleri var. O da çok var. Önemli bir derlemecidir. Evet, selamlarımıza. Selam sevgilerimiz olsun. Samsak Döveci de kendisi tarafından derlenmiş. Biz çok araştırma yaptık bu albüme. Hı-hı. Nasıl repertuar toparlayalım diye Zafer Hocam, Engin Hocam
Oturduk, kafa kafaya verdik. Çok işin en büyük emeği aslında repertuarı oluştururken geçiyor. Hakikaten çok ciddi düşünmek 8-9 lazım. 10 ay falan geçti. Yani en zoru o zaten. Yani repertuar. Geçen sene Nisan'daydık. Yani. Nisan'da repertuara ama başladık. Hani geriye dönük sene olarak baktığımızda yani. Böyle beğenilmesi hani bütün emekleri çok çok mutlu oluyor o zaman insan. Peki Filiz Erdil ulaşmış. Sercan abla o güzel sesiyle annelere özgü bir türkü söyler mi demiş. Bilemiyorum. Şimdi Kam Ana'yı yayınlayalım. Albümünde hem de albümden de bir. Beğenilerini soralım evet. Dostlarımız bakalım. Biz çok keyifle dinledik, yayınlıyoruz. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl bulacaklar. Söyleyen sen misin? Söyle bakayım bir daha. Engin hocam yakaladı. Çalıştın mı? Stüdyoda. Hayır bunlar ha, çok iticalen, iticalen çıkan çok seslerdi. Güzel. Güzel ama, okurken çok, çok eğlendik. Biz bu türküyü okurken çok eğlendik. Serpil de aynı zamanda işte böyle yerel bir tavır sergilemeye çalıştı vokallerde eşlik ederken. Ona da selam olsun kulağı radyodaysa. Biz orada böyle gülüşürken, kıkırdaşırken Engin hocam da bunları yakalamış. Kaydı almış. Şahane olmuş. Ben özellikle yapıldığını düşündüm açıkçası. Tesadüf öyle yapılmıştı da tuttuk onları. Peki şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Bir türkü yayınlayabileceğiz ancak onu albümden zaten yayınlayacağım. Hani yavaşça şöyle toparlayalım istiyorum programı. Benim sormayı unuttuğum. Sizin her üçünüzün de bu albümle ilgili söylemek istediğiniz, altını önemli çizmek istediğiniz bir şeyler varsa alayım. Ben şöyle, albümde çalan çok önemli müzisyen arkadaşlarımız var. Hakikaten Türkiye'nin çok değerli müzisyenleri. İşte bir Neyzen Ercan Irmak abimiz var. Hüsnü Şenlendirici Klarnet'te. İzmir'den çok değerli, çok önemli üstad bir zurnacımız var. Halil Çok Yürekli. Ki yani Türkiye'nin çok önemli müzisyenleri bunlar. Ustalar buluşması gibi olmuş. Yani inanılır gibi değil. Zaten stüdyo kayıtlarında yani
acayip keyif aldık. Aldığımız hazın haddi hesabı yok. Ben hepsini sarılıp öpmekten gına gelmişim. O kadar keyifliydi ve çok güzeldi gerçekten. Çok titiz davrandık. Bir de mesela albümde 2-3 tane solo keman var ama bunların hepsini ayrı ayrı insanlara çaldırdık. Hepsinin lezzetleri, işte bir sine keman ayrı, bir öbür keman ayrı. Kimden o lezzeti alıyorsak onları tek tek bularak, araştırarak Zafer abiyle hep beraber. Yani çok önemli müzisyenler vardı. Şimdi hepsinin adlarını hatırlamıyorum tabii de. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadıkları için. Çünkü çoğu albümlerde de çalmıyorlar aslında. Hı-hı. İşte Zafer abi olsun, ben olayım, bizi kırmadılar. Yani kontenjandan. Bu hazzı da ben hocalarım sayesinde yaşamış oldum. Böyle değerli isimlerle çalışma fırsatı buldum. Onlara ben teşekkür ediyorum. Peki var mı Zafer hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şeyler? Ben de tabii yapımcımız Oktay Bakırcıoğlu evet. ve kardeşine, ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Yani Sercan'ı bir aile efradı olarak görüp ona her konuda maddi manevi destek yaptılar. Bize müzikal anlamda destek yaptılar. Yani bir aile ortamı olduğu için, bizi öyle kabul ettikleri için de kendilerine çok çok teşekkür Samimi ederim. Samimi bir evet. eserde çıkmış Yön olmuş FM'de ortaya. Hocam adına, bize Yön FM çok... diyor, biz adımız hep Yön FM olarak evet, kaldı yoğun, ya. Yön Radyo. Radyo değil mi? Ben, hani bunu da düzeltmiş ben olalım. Ben 10 seneden beri tanıdığım için hep... Biliyorum, bazı dinleyicilerimiz hep Yön FM yazarlar. Evet. Hani hazır şimdi böyle evet, canlı yayında siz de söylemişken Yön Radyo. Tamam, bir kez daha tekrar etmiş olalım. Peki Sercan, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Yolu açık olsun. Senin söylemek istediğin bir şeyler varsa son olarak alalım. Aslında ben tüm cümlelerimi söyleyebildiğimi düşünüyorum. O da albümle birlikte. Çünkü söylenecek çok şey var ama ancak albümün tamamını dostlarımız alıp değer verip kıymet verip alıp dinlerlerse o zaman cümlelerimi tamamlayabilmiş olabileceğimi düşünüyorum. Bu anlamda kulağı Yön Radyo'da olan tüm dostlara selam sevgilerimizi sunalım. Ben de çok özlemiştim çünkü albüm çıksa da bir radyoları dolansak diye düşünüyordum. Radyo çünkü çok değerli benim için. Radyodan çok heyecanla ulaşıyor ses çünkü. Teşekkür ediyorum sizlere ve tüm radyo Yön Radyo ailesine. Sağ olun. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Zafer Dalgıç, ayağınıza elinize sağ sağlık. Engin Demirtaş, çok teşekkür ederiz. Olun. Hakikaten onurdu sizi ağırlamak ve Sercan bir kez daha yolun açık olsun. Son türkümüzde ne olsun? Bahçanın Harımıyım. Bir Uşak türküsü. Evet. Albümden yine paylaşmış olalım. Biz önümüzdeki hafta Perşembe günü çok billur sesli bir konumuz olacak. Şimdiden söylemeyeyim. Hadi sürpriz olsun, siz de merak edin. Haftaya Perşembe 16'da ve yarın saat 13'te Güzellemede buluşuncaya dek hoşçakalın.
Bir Yanım Anadolu. Başak İkiz hazırladı ve sundu.